Evet, şimdi istismarın yaşandığı Antep'e gidiyoruz. 30 çocuğun AFAD kampında istismara uğradığı haberine ilk ulaşan isim olan gazeteci Murat Güreş bize olayın detaylarını aktaracak. Murat Bey merhabalar. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum. Teşekkürler. Yaşanan istismarla ilgili bilgileri ve gelişmeleri bizimle paylaşır mısınız lütfen? Evet, ben bugün Nizip'teydim. Nizip'in de Türkiye'nin birinci gündemi olduğu gibi Nizip'te de bu hayli konuşulan bir konu idi. Tabii yaşanan olay gerçekten çok iç acıtıcı, kelimelerle tarif edilecek gibi değil açıkçası. Olay 2015 yılının yaz ayında başlıyor ve 3 ay devam ediyor. 30 çocuk deniliyor ama daha fazla çocuğun istismara uğradığı yolunda Nizip'te bazı bilgiler aldım ben. Ancak 8 aile şikayetçi, müşteki. Bu çocuklardan 4 tanesinin yaşı 12, birinin yaşı 13, üçünün de 14 yaşında. İşte 1 lira, 3 lira, 5 lira gibi küçük paralarla temizlik işçisi olarak çalışan EE'nin sizin de haberde bahsettiğiniz gibi tuvalette ya da kör noktalarda bu çocuklara cinsel istismarda bulunduğu, kendisinin de beyanında açık kollukta ve savcılıkta verdiği ifadede bunu kabul ediyor. Ancak mahkemede söylediği şu: ben askerin bana kötü muamelede bulunacağından korktuğum için bunu kısmen ikrar ettim ama ben bu suçu işlemedim şeklinde bir savunması var. Gaziantep Barosu Çocuk Hakları Komisyonu davaya müdahil olacaklar. Ancak AFAD'ın bugün yaptığı bir açıklama vardı. Birleşmiş Milletler'in ve otoritelerin büyük takdirini kazanan kampın bu tür iyi niyetle bağdaşmayan haberlerle gündeme getirilmesinden duydukları rahatsızlığı dile getirdiler Karaman'da olduğu gibi. Tabii olayla alakalı CHP Gaziantep Milletvekili Akif Egeci Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun yanıtlama sistemiyle yazılı bir son önergesi verdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne. Aynı şekilde HDP Milletvekili Feleknaz Uca da aynı şekilde bir soru önergesi verdi. Cumhuriyet Halk Partisi 4-5 milletvekilinden oluşan bir grupla kampı gelip inceleyecek. Konu İran medyasına da yansıdı. Canlı yayına bağlanmadan önce şöyle bir göz attım haberlere. Orada da büyük infial oluşturmuş durumda. Ancak burada dikkat çeken en önemli konulardan birisi 17 Eylül 2015'te Gaziantep Valiliği ve 31 Aralık'ta Nizip Ağır Ceza Mahkemesi Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bu konuyla ilgili bilgi vermesine, konuyu yazılı olarak iletmesine rağmen 3 duruşma geçmiş aradan. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ne yazık ki olaya müdahil olmamış. 30 Aralık'ta başlamış duruşma. 24 Şubat'ta devam etmiş. 11 Nisan'da 3. duruşması görülmüş. Mahkeme bazı yerlere müzakere yazmış. Artık karar aşamasına gelmiş. Olay iddia makamı savcılık 289 yıl hapis cezası istiyor. Olayın olduğu konusunda gerek adli tıp raporları, gerek mağdurların beyanları, şüpheli savunması, sosyal hizmet uzmanlarının raporları doğrultusunda 289 yıl hapis cezası istiyor. Şimdi ancak hakkında 9 yıl hapis cezası isteniyor. Eylül ayında tutuklandı EE. Az önce evet, siz de ifade ettiniz, 12-14 yaş arası çocuklar. Evet. 30 çocuktan daha fazla çocuk istismara maruz kaldı dediniz. Hı-hı. 8 aile şikayetçi oldu. Diğer ailelerde evet, mülteci oldukları için korktuklarından dolayı şikayetçi olmadıklarını söylediler. Siz iddianameye de ulaştınız, savcılığın hazırladığı. Evet. Evet. İddianamede yer alan dikkat çekici başka detaylar neler? Onları da paylaşır mısınız bizlerle? Yani iddianamede yer alan ibareleri okuyamayacağım. Çocukların kendi ifadeleriyle nasıl tacize ve istismara uğradıkları konusunda beyanları var. Gerçekten tüler ürperten beyanlar bunlar. İnsanın vicdanını, insanlık onurunu zedeleyecek şekilde
olayı anlatmışlar. Yaşları da küçük olduğu için. Ancak savcı şüpheli yani mağdur beyanlarının birbirleriyle tutarlı olduğu ve kısıtlı bir alanda yaşadığı için bunların EE tarafından bunun fırsat bilinerek tacize uğradığı konusunda hem fikir, zaten iddianameyi de bunun üzerine kurgulamış. Ancak şöyle bir şey var ki daha önce de başka kamplarda kadınların cinsel tacize maruz kaldığı, fuhuşa zorlandığı yolunda bir takım iddialar oldu. Ancak bu konuda ne tutuklanan, ne yargılanan, ne görevinden uzaklaştırılan oldu. Burada mesele tamamen bir cezasızlık üzerine olduğu için bu tür farklı olayların da başka başka olayların defalarca gündeme geldiği, ancak bir şekilde kamuoyundan gizlendiği yolunda Nizip halkının da... Peki şimdi bu olay kamuoyunun gündemine bomba gibi düştü. Karaman'da yaşadık, evet. En yakın tarihte skandal bir olaydı. Bugün de Antep'i konuşuyoruz. Antep halkının yaşanan olaya dair tepkileri nedir? Buna ilişkin gözlemleriniz var mı? Yani bugün gerek sosyal medyada gerek yerel basında bu olayın ne kadar iğrenç bir olay olduğunu, sözün bittiği nokta olduğunu... dile getirildi. Bu yarın da bu tartışmalar devam edecek diye düşünüyorum. Gaziantep halkı onurlu bir halktır. Bu tür bir insanlık dışı olayı kabul edebilecek bir yapısı yoktur. Geçmişinden bugüne kadar getirmiş olduğu değerler içerisinde. Yani burada da infialle karşılandı. Birçok insan, görüştüğüm insan olayı nefretle gerçekten akıl almaz kınıyor. Akıl almaz bir olay. Türkiye kamuoyunda da yine Antep özelinde de olduğu yani gibi büyük olması, bir tepki. Kampların izole olmasındaki sorun da böyle. Yani kamplar izole, insanlar da orada izolasyona tabi tutuluyorlar, çıkamıyorlar her istedikleri zamanda. Ve oradaki insanların can ve mal güvenliğinin sağlanmasıyla alakalı hassasiyetin olduğu bir yerde defalarca yani iki çocuğa ikişer kez, dört çocuğa beş kez, bir çocuğa iki kez yani 20 kere, 30 kere. Bu olay 2015'in yaz ayında yaşandı, evet, dediniz. Evet, aylarca, evet, sürdü dediniz, evet, ve AFAD'ın bu durumdan ruhu bile duymadı. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na da konuyla ilgili bilgi iletilmişti. Ancak onlar da bu olay üzerinde durmadı anlattıklarınıza bakılırsa. Şimdi AFAD'dan bir açıklama geldi demiştiniz. O açıklamayı da son kez sizden alalım ve veda edelim size Murat Bey. AFAD özetle şunu söylüyor. Merkel'in gelmesinden dolayı günler öncesinden zaten hazırlık başlamıştı. Yolların yapılması, temizlenmesi, oradaki hazırlığı. Biliyorsunuz bu işler gelene göre bir hazırlık, gelene göre bir vitrin oluşturulduğu için. Özetle söylediği şey şu: Birleşmiş Milletler'den ve otoriteler tarafından tam not alan kampta 2015 yılında yaşanmış bir olayın iyi niyetle bağdaşmayacak bir şekilde gündeme getirilmesini bir nevi kınadıklarını, anlayamadıklarını, anlamsız bulduklarını ifade ediyorlar. Ancak küçük de bir not düşmüşler. Olayla ilgili kişilerin, işte sorumluların ondan sonra takibine devam ediliyor vesaire deniliyor ama dediğim gibi bakanlığın bilgilendirmesine rağmen karar aşamasına gelmiş bir duruşmaya müdahil olmamaları son derece manidar, evet, diye düşünüyorum, evet, bir gazeteci olarak. Çok teşekkür ediyoruz yayınımıza katıldığınız için, bilgileri ben bizlerle paylaştığınız için.